Önce bugünün çok önemli toplantısıyla başlayalım. Sadece bugünün değil, bu haftanın en önemli toplantısı. Bugün ekonomi yönetimi ilk kez yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan İstanbul Beşiktaş'ta Otelin ismi açıklanmamıştı ama öğrenme fırsatı buldum. Four Seasons Oteli'nde yaklaşık 50 yabancı yatırım kuruluşunun temsilcisiyle bir aradaydı. Bir toplantı gerçekleşti. Hafize Gaye Erkan bir sunum yaptı. JP Morgan'ın Amerikan Bankası'nın düzenlediği bir toplantıydı. Ne anlattı, hangi mesajları verdi, nasıl bir üslupla konuştu. Bugünkü videoda bazı katılımcılardan öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım. Daha sonra her gün olduğu gibi Dolar TL'ye bakacağız. Orada yine hareket var. Sonra Amerika'ya gideceğiz. Haftanın verisi tarım dışı istihdam açıklandı. Altın ve gümüş için çok önemliydi. Nasıl etkiledi? Ve sonra da videonun sonunda yine her gün olduğu gibi borsa İstanbul'a daha detaylı biçimde bakacağız. Bugün yükseliş geri döndü borsaya ve İstanbul Beşiktaş'taki toplantıyla yakından ilişkili. Evet, Beşiktaş'a gidelim. Beşiktaş'ı bilenler için söylüyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nin binalarından hemen sonra sağdaki büyük ihtişamlı bina Four Seasons Otelinde JP Morgan'ın düzenlediği toplantıda Hafize Gaye Erkan öğrendiğime göre hemen hemen önceki haftaki enflasyon raporu sunumundaki mesajları tekrarladı. Ve bu arada aynı üslupla aynı tonlamayla konuştu bugün Merkez Bankası'nın yeni başkanı. Peki yabancı yatırımcılar ne düşünüyor? Bir kere para politikasındaki sınır, kısıt bir kez daha net biçimde bugün görülmüş. Ne demek para politikasındaki kısıt? Yani politika faizini Merkez Bankası çok fazla arttıramıyor. İtekim işte Haziran ayında %15'e çıkardı %8.5'tan ama o toplantıda yabancılar çok daha fazla bir faiz arttırımı bekliyordu. Hatta Goldman Sachs %40'a yükseltilmesini beklediğini o ay yani Haziran ayında açıklamıştı. Sonra geçen ayda %15'den %17.5'a çıkardı. Yani adım adım gıdım gıdım gidiyor Merkez Bankası. Bundan sonra da artırımlara devam edecek ama çok sınırlı artırımlar yapacak. Ve bugün bir kez daha bu net biçimde görülmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin verdiği seviye %21-22. Şimdi burada bir sınır var ve bu sınır mevcutken bugün Hafize Gaye Erkan makro ihtiyati önlemlere özellikle vurgu yapmış ve bu arada maliye önlemlerine de yine özellikle vurgu yapmış. Bunlara vurgu yapması da faizi çok fazla arttıramadığının işareti olarak bugün okunmuş. Garip bulunan bir mesaj, bugün bazı katılımcılar, en azından benim bilgi aldığım katılımcılar tarafından garip bulunan bir mesaj. Maliye önlemlerine çok fazla bugün vurgu yapması Hafize Gaye Erkan'ın. Ne demek maliye önlemleri? Yani vergi arttırmaları. Bu gibi önlemlerle demiş Hafize Gaye Erkan önümüzdeki dönemde cari açık azalacak, kapanacak. İyi, güzel ama Merkez Bankası Başkanı neden mali önlemlerine yani Mehmet Şimşek'in sorumlu olduğu alana bugün bu kadar vurgu yapıyor diye yine düşünülmüş. Bu arada yine bugünkü toplantıdan çıkarılan ve bizi de çok yakından ilgilendiren bir mesaj. Kura yani dolara seçime kadar hangi seçime kadar? 2024'ün Mart'ındaki yerel seçime kadar müdahale edileceği izlenimi Yine en azından benim bilgi aldığım katılımcılarda var ve bunun da riski seven Hedge fonlar için büyük bir aslında kazanç fırsatı Türkiye'de yarattığı izlenimi yine dediğim gibi benim bilgi aldığım katılımcılarda mevcut. Yani eğer dolar çok fazla yükselmeyecekse ama içeride borsa yükseliyor. İşte bu hedge fonlar için yani riski seven fonlar için Türkiye'de bir kazanç imkanı seçime kadar doğuruyor. Bugünkü toplantı sonrasında işte bu izlenim de veya bu düşünce de katılımcılarda oluşmuş. Evet, Beşiktaş fasını kapatalım. Dolar TL'ye dönelim. Sabah yine dün sabah olan oldu. Dün sabah 27.50 liraya kadar yükselmişti, sıçramıştı. Bugün de 27.41'i gördü sabah saatlerinde. Yani sabah saatlerinde böyle kaçaklar oluyor. Sonra yeniden döviz satışı, yani döviz müdahalesi rezervi merkez bankasının devreye giriyor ve tekrar 27 liranın altına çekiliyor. Bugün de aynısı yaşandı. Şimdi yerel seçime kadar müdahale beklentisi çok önemli. Ama acaba bir miktar daha yükselişe izin verecek mi ekonomi yönetimi? Yani müdahale devam edecek ama kademeli bir yükselişe mi izin verecek? HSP ise o görüşte TL'ye dair öngörüsünü içeren bir rapor yayınladı. Burada görüyorsunuz. 2023 sonunda doların 29 liraya, 2024 sonunda ise 32 liraya yükselmesini artık bekliyor. Önceki günde Standard Chartered'ın öngörüsünü görmüştük. Standard Chartered'da yerel seçimden sonra dolarda sert bir yükseliş bekliyordu. Onun tahmini 40 liraydı. 2024 sonunda 40 liraya yükseleceği şeklindeydi. HSBC daha muhafazakar, daha mütevazı işte. 2024 sonunda 32 lira diyor. Evet Türkiye'den biraz uzaklaşalım, Amerika'ya gidelim. Ve altını ve gümüşü etkileyen tarım dışı istihdam verisi bugün açıklandı. Bu önemli çünkü FED faiz kararlarında bu veriye çok yakından bakıyor. Ve bugün tarım dışı istihdam beklentilerin altında geldi. Beklenti işte 200 bin civarındaydı farklı anketlerde. Bugün 187 bin kişinin tarım dışı sektörlerde geçen ay işe girdiği açıklandı Temmuz ayında. Beklentilerin altında gelmesi iyi. Altın ve gümüş açısından Fed'in artı faiz artırımı yapmayacağını işaret eder. Ama detaylar yani bu verinin alt detayları o kadar da iyi değil aslında. Bir kere evet tarım dışı istihdam beklentiler dahilinde ama işsizlik artacağına ki artmasını bekliyor piyasa Fed de bekliyor. Artacağını bugün azaldı. %3.6 idi işsizlik oranı. %3.5'a düştü ve bu arada ücret artışları da aylık %0.4 olarak açıklandı. %0.3 olarak açıklanması bekleniyordu ve yıllık ücret artışı da Amerika'da ortalamada dolar bazında %4.4 olarak bugün yine açıklandı. Yani biraz karışık bir veri bugün açıklanan ama piyasa bardağın dolu tarafını görmeyi bugün tercih etti ve bunun etkisiyle işte altında gümüşte içeride de gram altında bugün yükseliş gördük. Ons altın 1945 dolara kadar yaklaşmıştı. Oysa dün 1930-32 dolara kadar gerilemiş Demişti. Yani bir 10 dolar yaklaşık bugünkü veriyle koydu ons altın. İçeride de gram altın dün 1670 lira kadar geri demişti. Şu anda 1690 liraya doğru yaklaşmakta olduğunu görüyorum. 1686 lirada. Ama dediğim gibi veri biraz karışık. Yani bardak hem yarısı dolu hem de yarısı boş. Dolayısıyla buradan daha fazla yükselmesi hem altının hem gümüşün ve içeride de bu arada gram altının pek kolay değil. Amerika'dan ayrılmayalım. Apple'la ile Amazon'un bilançolarına da bakalım. Apple'ın cirosu yani satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yani geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu yılın ikinci çeyreğinde yani ikinci üç ayında yüzde bir azaldı. Ve beklentilerden biraz daha fazla azaldı. Yani azalması bekleniyordu zaten ama beklentilerin de üzerinde azaldı. Amazon'da ise satış hasılatı yani ciro geçen yıl aynı dönemine göre yüzde on bir arttı. Şimdi bunlar sonrasında yani bu iki bilanço sonrasında bekleneceği gibi seans öncesi işlemlerde Apple düştü. %2 civarında kayıp var. Amazon'da ise %9'luk bir yükseliş var. Biliyorsunuz Amerikan borsalarına, Apple'a, Amazon'a, diğer hisse senetlerine Midas'taki yatırım hesabınızla yatırım yapmanız mümkün. Midas bir yerli aracı kurum. Türkiye'de SPK'nın denetiminde ama Amerika'da da ilgili mercilerin denetiminde Amerika'da 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Amerikan borsalarında hisse senedi alabiliyor, satabiliyorsunuz. İsmi özel alınıyor ve Alpaka adlı bir yetkili takas şirketinde Amerika'da saklanıyor. Amerika'nın bu arada ilginç bir özelliği var. Yarım ya da çeyrek hisse almanız da mümkün. Yani şimdi Apple hissesi işte 200 dolara yakın bir Apple hissesi alamıyorsanız yarım hisse ya da çeyrek hisse de alabiliyorsunuz ve çeyrek hisse alsanız dahi ismi özel alındığı için temettü şirket temettü kar payı dağıttığında Temettüyü de alabiliyorsunuz. Borsa İstanbul'a dünkü düşüşten sonra yükseliş bugün geri döndü. İyimserlik hakimdi bugün yine haftanın son günü. İki temel sebebi var. Birincisi videonun başında gördüğümüz toplantı ekonomi yönetimi yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Yabancı yatırımcıların çok iyimser olduğunu söylemekte kadar mümkün tartışılır. Ama işte hedge fonlar tarafında bir kazanç fırsatı olduğunu düşünüyorlar. Ve bu toplantı bugün borsada da bir beklentiye neden oldu. O beklenti de banka hisseleri tarafında özellikle alım getirdi. Bu arada bugün ikinci sebep borsadaki iyimserliğin Türkiye'nin risk priminin yani 5 yıllık CDS'inin yeniden 400'ün altına gevşemesi. Önceki günkü videoda aktarmıştım. 400'ün üzerine çıkmıştı. 410'a dayanmıştı. Şimdi yeniden 400'ün altına bugün çok fazla değil mi? 400'ün hemen altına kadar geri dedi. Bu da yine bankaları tetikledi ve gün sonunda nitekim banka endeksi %3.30 yukarı. Ama bugün alımlar genelde de yayıldı. Türk Hava Yolları mesela bugün 250 liraya kadar geldi. Sadece Türk Hava Yolları değil. Pegasus'ta yine bugün alımlar vardı. Büyükler arasında Şişecam, Tüpraş, Koç, Sabancı Holdingler, Kar Yine bugün ön plana çıkan hisse senetleri arasındaydı. Dün 7350 direnç demiştik. Bugün onu geçti. 1350'yi geçti. 7427'ye kadar bugün yükseldi ve günü ve haftayı 7400 seviyesinden kapattı. Şimdi hedef 7500. Yeni haftanın ilk günü, önümüzdeki hafta ve 7.350'yi de yani bu son direnci de dünkü direnci de bir desteğe önümüzdeki hafta dönüştürebilir, çevirebilir borsa İstanbul. Bir düzeltme beklentisi vardı. Ben de zaman zaman bunu vurguluyordum. Ama beklediğimiz düzeltme gelmedi. Çünkü sürekli yeni beklentiler doğuyor. işte bugünkü toplantı gibi. Ve o beklentiler de yeni alımları tetikliyor. Bu arada ellerinde ise işte senede olanlar da satmıyorlar, bekliyorlar. E bu da borsada yükselişin devamını getiriyor. Alıcı satıcı tarafa baktığımızda onu da her gün detaylı biçimde incelemeye çalışıyorum. Bugün çok öyle hani kim aldı kim sattı tarafında altı çizilen bir nokta yok. Siz de burada görüyorsunuz. İşlem hacmi hala yüksek. 200 milyar liranın altına geri dedi. 188 milyar lira ama yine de önceki haftalara kıyasla çok iyi bir işlem hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte devam edeceğiz. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.